Oldukça yoğun bir maç trafiği vardı. Ligde çok yıpranan takım oldu. Çok yıprandığımız anlar oldu. Oyuncular oldu. Bizler aynı şekilde yıprandık. Sonuçta bugün herkesin hayal edeceği, herkesin çok isteyeceği bir sonuca geldik. Bu sonuç final. Hepimiz final için hazırız. Zihinsel olarak da hazırız. Çünkü bizim 20 yıllık bir tarihin sonucunda tekrarlanacak bir sonuç var ve bu bizi oldukça heyecanlandırıyor. Aslında tarih dündür, futbol ise bugün. 100 tane maçı içeride kazanırsınız ama bir gün gelir takım birisi sizi yener, o gün tarih değiştir. 5 yıl üst üste şampiyon olursunuz ama bir gün gelir bir takım sizi sahanızda yener ve o gün şampiyonluğu kaybedersiniz. Yine biz 20 yıldır kazanamadığımız bir finali, 20 yıldır oynayamadığımız bir finali tekrarlıyoruz. O finalde gelip kazanırız. Yani aslında biz günümüzü yaşayacağız, bugün futbolu yaşayacağız, futbolu yaşatacağız. Bütün oyuncularıma bu sezondaki mücadelelerinden dolayı öncelikle burada hepiniz önünde teşekkür etmek istiyorum tekrar. Çok kısıtlı, dar bir kadroyla oynadık. Oldukça sorunlu ve problemli günler geçirdik. Bu takım içerisindeki tüm oyuncuların mücadelesi ve duruşuyla takımı hem ligde hem de burada bir yere getirmiş olduk. Bütün oyuncular bunu keyfini ve sonucunu çıkarmak için yarını bekliyorlar. Yarın onlar için enerjisi yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Ve bu finali kazanmak, Antalyaspor'u bir ilki yaşatmak hepsinin yüreğinde. Ben de aynı sonucun olması için onlarla birlikte aynı duyguyu paylaşıyorum. Ve bunu yaparken de hepimiz öncelikle sahada rakibimize, birbirimize saygı duyarak en iyi mücadeleyi ortaya koyacak bir anlayışla sahada sonucu almaya çalışacağız. Umarım kazanırız ve bir ilki de gerçekleştirmiş oluruz. Hocam teşekkür ediyoruz. TV Bu Spor'dan Metin Pekgüven, Ersun hocamıza bir sorusu var. Süper Lig'in şampiyonuna karşı zorlu ancak camia içinde bir o kadar da önemli bir final maçına çıkacaksınız. Rakibiniz sezonun en iyi topunu oynayan takım olarak gösteriliyor. Ancak son haftalarda maçların bazı bölümlerinde zorlandıklarını gördük. Bu maçlara baktıktan sonra nasıl bir oyun planı çizdiniz? Biz kendi oyunumuzu rakibimize kabul ettirmeye çalışan ve bunu sahada bütün oyuncularımızla birlikte disiplinli bir şekilde kazanmaya yönelik yapmaya çalışan bir takımız. Rakibimiz güçlü bir takım. Bunu bütün sezon içerisinde kanıtladı. Biz de rakibimiz gibi zaman zaman çok olumsuz anlar yaşadık. Zorlandık. Hatta kaygıya düştük. Futbol içinde çok normal var. Sonuçta rakibimiz ipi gösterdi. Biz de ligde yapmak istediğimizin sonucunu aldık. Çok ayrı ve çok farklı bir maça çıkacağız. Tek maç bu. İki sonuç var. Ya yenileceksiniz ya yenileceksiniz. Sonuçta bu iki sonuçlu oyun her iki takımın da sahada göstereceği performansa bağlı. Biz kendi performansımıza odaklanıp kendi yapabileceklerimize konsantre olup sahada yer almak istiyoruz. Rakibimizin elbette ki güçlü yönleri var ama onların aynı zamanda zayıf yönleri de var. Bizim de öyle. Biz güçlü yönlerimizi daha da güçlendirmek ve sahada bunu en iyi şekilde yapmak için takım oyununa, takım birlikteliğine ihtiyacımız var. Ve bunu da yapacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımız bu konuda son derece istekli, arzulu ve konsantrasyonu yüksek. Yarın kazanmak için sahada olacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yarın güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bak nasıl. Yarın bayağı. Thanks.